Merhabalar. Bugün yine bir Game Power klavye incelemek istedim. İnceleyeceğimiz klavye bu. Gene önce bir ağırlığına bakmak istiyorum. Gene ağır gibi görünen bir klavye. Bu klavyenin ağırlığı kutulu olarak 1 kilo 484 gram. Şimdi kutusundan çıkartıyorum. Kutusu şöyle, bu arada kutusunu görmek isteyenler için şöyle bir gösterelim. Ve şöyle kutusunu açıyorum. Kutunun içinden şöyle klavyenin kendisi. Ağır gibi görünüyor. Şöyle işte mekanik klavye olduğu için yanında 3 tane yedek vermişler. Bir tane şöyle anahtarlık vermişler. Üzerinde bir tane klavye tuşu var. Bir kullanma kılavuzu. Tuş çıkarmak için metal bir aparat ve etiketler verilmiş. Hemen bahsi geçmişken kullanma kılavuzunu gene şöyle bir kameraya mümkün mertebe göstereyim. Ola ki ileride kaybedenler olabilir. Buradan bakabilirler. Ya da klavyenin özelliklerini öğrenmek isteyenler olabilir. Buradan gene bakabilirler. Videoyu durdurursunuz. Detaylarına klavyenin buradan bakabilirsiniz. Ve hepsi bu kadar. Şimdi klavyemizin ağırlığına şöyle bir bakıyorum. Kablo hariç ağırlığı 1 kilo 134 gram. Kablo dahil 1 kilo 182 gram. Şimdi uzunluğuna da bir bak. Uzunluğu 47,48 santim diyebiliriz. Şöyle 18 santim. Yüksekliği de şöyle tutarsak 3 santim gibi. Klavyemiz mekanik bir klavye. Şöyle yandan baktığımız zaman zaten mekanik klavye olduğunu şuradaki klavye tuşlarından anlayabiliyoruz. Şimdi klavyemizin teknik özellikleri şöyle. Kullanma kılavuzunda yazan özelliklerini okuyorum. Game Power, optik switchler, çift katmanlı PCB, RGB aydınlatma, 60 milyon tuş basım ömrü, 105 tuş, 6 programlanabilir tuşlar. RGB 18 RGB animasyon, alüminyum kasa, çift enjeksiyonlu tuş takımları şeklinde kullanma kılavuzunda özelliklerini belirtmişler.
Klavyenin üzerinde çeşitli, gene zaten kılavuzunda da yazdığı üzere, ışıklar, klavyenin tuş aydınlatması yapılabiliyor. Şöyle fener tuşuyla beraber çeşitli şuradaki tuşlarla efektler verebiliyorsunuz. Ayrıca da makro özellikleri ayarlayabiliyorsunuz klavyenize. Makro özelliğini ayarlamak için gene kullanma kılavuzunda yazan adrese gidip, bakın şurada kullanma kılavuzunda şu an ekranda görüyorsunuz. gamepower.com/software adresine gidip klavyenin yazılımını indirip, yazılımın da resmini şurada koymuşlar, çeşitli ayarlar yapmanıza imkan tanıyor. Tabii konumuz bizim bu makro ayarları olmadığı için bunların detaylarına girmeyeceğim. Kullanma kılavuzunu videonun başında göstermiştik. Şöyle yanında gelen parçayla gene klavyenin tuşlarını sökmek mümkün. Bu şekilde. Gayet güzel, şık bir klavye. Şurada bir aydınlatma görüyoruz. Arkası böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim.